Herkese merhabalar. Hamur Teknesi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine Erzurum yöremize ait olan incir çullaması yani tereyağında incir kavurması tarif yapacağız. Kış aylarında vücut ısınızı arttırabilecek, size enerji verebilecek bir besin. Mutlaka denemenizi tavsiye edebileceğim bir tarif. Hadi buyurun hep birlikte tarifimizi yapmaya geçelim. Ben tarifimi bir kişi olarak hazırlayacağım. Onun için 6 adet incir, 2 adet yumurta ve 1 yemek kaşığı tereyağı kullanacağım. Siz kişi sayısına göre malzemelerinizi arttırabilirsiniz. Tereyağını tavamıza alıp ocağa aldıktan sonra biz de incirlerimizi doğramaya geçelim. İncirlerimizi küp küp doğrayarak hazırlayalım. Şunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Farklı tatlara alışık değilseniz ve farklı tatları denemekten hoşlanmıyorsanız tabii ki de yapmanızı tavsiye etmem. Çoğu arkadaşımız e, normalde incir Ege yöresinde yetişiyor ama Erzurum yöresinde bu tarif oluyor. Ege yöresinde bu tarifi bilmezler ve lezzet olarak da alışkın değiller. O yüzden ilk yediklerinde verdikleri tepki e, güzel değil ama mutlaka dediğim gibi vücut ısınızı yükseltecek ve size enerji verecek bir tarif. E, Erzurum'un soğuk günlerinde, kış aylarında bol bol yapılıp tüketilen bir tarif. Ve ben de yöresel lezzetleri tatmayı ve yapmayı çok seviyorum. kendimde çoğu takipçilerim bilir Erzurumluyum. O yüzden severek yapıp tükettiğim bir tarif. Dediğim gibi kış aylarında vücut ısınızı arttırmak istiyorsanız ve vücudunuza enerji gelmesini istiyorsanız kahvaltıda bu besini yaparak tüketebilirsiniz. Biz incelerimizi doğrarken tereyağımız da yavaş yavaş eriyor. Tereyağı çok çabuk yanabilen bir yağ türü arkadaşlar. O yüzden çok fazla ocakta yüksek ateşte tereyağınızı eritmeyin. Biz şöyle incelerimizi doğru inceye kadar tereyağımız da erimiş olacak. Ve erimiş olan tereyağımıza çok fazla bekletmeden şöyle incelerimizi ilave edelim. Tereyağının kendi suyun çekmesini beklemiyorum arkadaşlar. Kavrulurken hem kendi suyunu çekecektir hem de içindeki su incelerimizi yumuşatacaktır. Onun için tereyağının sadece erimesi benim için yeterli oldu ve doğramış olduğum incirlerimi ilave ediyorum. Toplamda 2-3 dakika kadar arada karıştırarak incirlerimi kavurma işlemine başladım. İncirlerimi sık sık karıştırıyorum ki tereyağı lezzeti incirlerimizin her yerine işlesin. Ve incirlerimizi tereyağın içinde çok fazla uzun sürede kavurmanıza gerek yok. Aksi takdirde incirleriniz tatlı olduğu için çok çabuk şekerlenecektir ve sertleşecektir. Onun için 2-3 dakika içerisinde tereyağında kavurmanız yeterli olacaktır. Daha sonra kavrulan incelerimizin üzerine 2 adet yumurtamızı ilave edeceğiz. Ve incelerimiz kavruldu. Şimdi üzerine 2 adet yumurtamızı ilave edeceğiz. Yumurtamızı ilave eder etmez direkt karıştırmayacağız. Yumurtamızın biraz pişmesini bekleyeceğiz. Hemen karıştırırsak bulamaç gibi bir renk alacaktır. Onu istemediğimiz için yumurtalarımız biraz piştikten sonra karıştırıp servis tabağına alabilirsiniz. İsterseniz arzuya göre üzerine biraz tarçın gezdirerek tatlandırabilirsiniz, lezzetlendirebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde tüketebilirsiniz. Ve videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz veya beğenmediyseniz ufak da olsa fikrinizi belirterek yorum bırakırsanız çok sevinirim. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini aktif hale getirirseniz son paylaştığımız video ve tariflerden ilk siz haberdar olmuş olursunuz. Yapıp deneyecek olan arkadaşlara da şimdiden afiyet olsun diyorum. Tekrar yeni videolarda yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.